dün de özelliği sebebiyle daha büyük fedakarlık yaptığını düşünüp inandığım kadınlarımız bugün 5 Aralık hem dünya hem de Türkiye'de seçme ve seçilme hakkının 1934'te kazanıldığı yılın yıl dönümü. O günden bugüne uzun bir yolculuk ve her türlü konunun kadının bedeni, kadının saçı, kadının başı, kadının davranışı, kadının hayatı üzerinden tanımlandığı bir Türkiye, modernleşme kadının üzerinden, cumhuriyet tarifi kadının üzerinden, cumhuriyet üzerindeki kavga kadının üzerinden, yani her iki taraftan da çekiştirilen, kafa kafaya vurulmaya çalışılan ama buna direnen kadınlarımız. Ben 28 Şubat döneminde kadının başörtüsü üzerinden bir kavga vardı. Başı açık, başı kapalı diye. O zaman o kadınlar birbirlerine düşmediler. Başı açık kadın, başı kapalı kadının başörtüsüne elini uzatmadı. Başı örtülü kadın, başı açık kadını başka bir şeyle de suçlamadı. Ama kadının bedeni, kadının giyimi, kadının davranışı, kadının tercihleri üzerinden bu adamların tümü kadınları özne yaparak birbiriyle kavga etti. Keşke adamlar üzerine adamlar birbiriyle kavga edebileydi. Şimdi ben Koray Başkanımın partimizi anlattığı için hiç oraya girmeyeceğim, sözü de uzatmayacağım. Kendisine o güzel konuşma için teşekkür ediyorum. Hakikaten o yolculuğu anlattı. Ama bu yolculuğun içinde bugünün özelliği üzerinden baktığımız zaman kadınlarımızın da çok büyük fedakarlıkları var. Ben bir kadın politikacı, sonra da bir kadın genel başkan olarak gene bugün bedenim üzerinden, saçım başım üzerinden, gözüm kaşım üzerinden vurula vurula bir hal oldum. Benim üzerimden de dövüle dövüle, manevi manada söylüyorum, dövüle dövüle bir hal olan kadınlarımız var. Allah hepinizden razı olsun. Nelere katlandığınızı, nelere direndiğinizi biliyorum. Allah razı olsun. Atatürk'ün önderliğinde dünyada hiçbir ülkenin, tırnak içi medeni diye kabul ettiğimiz hiçbir ülkenin seçme ve seçilme hakkının kadınlar açısından kabul edilmediği bir dönemde 1934'te bu hakkı hakkın kabulü olarak, çünkü rahmetli Atatürk hakkı hakka teslim eden bir liderdi. O nedenle verilmiş diyemeyeceğim, o hakkın teslim edildiği bir gün bugün. Tarihçi kimliğimle birazcık, çok kısacık bundan bahsetmek istiyorum. Yıllardır kadın hakları verildi diye konuşulur bu ülkede. Hayır, kadın hakları verilmedi. Osmanlı'nın her döneminde kadınlar devletin varlığı, milletin birliği için gayret etmişlerdir. Kimisi duyulmuştur, kimisi duyulmamıştır. Osmanlı'nın yıkılışı dönemine doğru gidildiğinde, o yıkılışın durdurulması için kadınlar çalışmıştır. Kaç erkek bilir bilmiyorum. Hatta bu ön kabul, ön yargı üzerinden pek çok kadının da fark etmediği, Kadriye Hanım'la başlayan, İstanbul'da başlayan, Anadolu'ya giden hem kadın haklarına dair, hem kadının varlığına dair, hem de bu devlet yıkılmasın, nasıl biz bunu tutabiliriz, duruma nasıl vaziyet edebiliriz sorusunun cevabının arandığı, bütün kadınların beyaz kıyafetler giydiği beyaz konferanslar vardır. Daha sonra bir türlü o sonuna doğru Balkan Savaşları,
Birinci Dünya Savaşı, İstiklal Savaşı gibi bir pek çok savaşın olduğu bir dönemde bu sefer kadınlar hem hak mücadelesini devam ettirip, yani kadının varlığı, görünürlüğünü devam ettirip ailesini, aileyi tutan ama bir taraftan da çok enteresan bir biçimde üretimi sağlayan, üretimi devam ettiren bir konumda olmuşlardır. İstanbul'da yaşamış bir Amerikalı kadın gazetecisinin, bir kadın gazetecinin yazdığı makaleler var. Birinci Dünya Savaşı esnası ve sonrasında, İstiklal Savaşı öncesinde İstanbul'da kadınların oluşturduğu bir üretim anlayışından, bahçe ekonomisi adını verdiği o kadın gazetecinin İstanbul, İzmit, Bursa'ya kadar olan Yalova, o alanda kadınların takas usulünde açı doyurduğunu, çıplağı giydirdiğini, tanım böyle, bir özel ekonomik modeli geliştirdiğini ve o dönemde açlıktan kırılmanın olmamasının sebebinin kadınlar olduğunu yazar. İstanbul'dan Anadolu'ya giden bir şey. Sonra İstiklal Savaşı'nın oluşumuna baktığınız zaman ilk hareket eden kadınlardır. Milli Müdafaa-i Hukuk Cemiyetlerinin ilk kurucusu kadınlardır. Çok ilginçtir. Yozgat'ta vardır. İzmir'de vardır. İstanbul'da vardır. Konya'da vardır. Samsun'da vardır. Pek çok. Yani bu Anadolu şehrinde olmaz dediğiniz pek çok yerde bu Milli Müdafaa-i Hukuk Cemiyetlerinin kurulduğunu görürsünüz kadınlar tarafından. Ve Halide Edip Adıvar'ın meşhur Sultanahmet toplantısındaki konuşması. Ve Mondros Mütarekesi'ne ilk itirazı ortaya koyan kadınlar. Bunu niye anlattım? Çok hızlıca anlatma nedenim şu. Türk kadını ister Osmanlı'nın son dönemi, ister Cumhuriyet'in başı, İstiklal Savaşı, Birinci Dünya Savaşı üstüne düşen her şeyi yapmıştır. Ve politik bir, zannedilenin aksine politik bir duruşu ve tutumu da vardır. O nedenle, hatta unuttum bir parantez, onu da söyleyeyim. İstiklal Mücadelesi esnasında bu Müdafaa-i Hukuk Cemiyetlerinin kadın olan bölümleri Batı, yani Avrupa'nın her şehrini broşür ve telgraf yağmuruna tutarak, bildiri yağmuruna tutarak oradaki vatandaşı, halkı parlamentoları üzerinde veya siyasetçileri üzerinde Türkiye lehine davranmaları için zorlamış gruplardır. Yani o derece, yani kadınların o siyasal çalışması ve sonuçta Cumhuriyet ilan edildiğinde ve 1934'te pek çok Batı Avrupa ülkesinin öncesinde Türk kadınına Atatürk hakka teslim eden bir lider olarak hakkını teslim etmiştir. Tekrar seneyi devriyemiz kutlu olsun. Geri gittik mi? Gittik. Bizim nesil, bizim gibi tuzu kuru kadınlar maalesef bu aldığımız aynı zamanda görevi bugünün kadınlarına daha genişleterek, daha sağlamlaştırarak teslim ettik mi? O konuda maalesef elbette eksiklerimiz var. Bunları da gidermek inşallah İYİ Parti'ye, İYİ Parti'nin her türlü kuruluna, kurumuna ve iktidarına nasip olacak inşallah. Evet, biz olmayan, yapılmayan, akıl edilmeyen ve işleri yaptık, yapmaya devam ediyoruz. Bir de rahatları bozuyoruz. Rahmetli anacığım benim ilkokul 3'e kadar okumuş bir köylü kadındı. Çok güzel söylerdi. Derdi ki, kızım rahatları bozuyorsunuz. Rahat demezdi, rahat derdi. Rahatları bozduk. Biz çok da iyi oldu. Şimdi bugün burada
milletin ayağına giden, milletin derdini dinleyen, dinlemekle kalmayan, çözüm üreten, o çözümü kamuoyuna mal eden, o dertle birlikte o çözümü mal eden bir yeni anlayışın temsilcileri olarak bir aradayız. Burası gerçekten, damat gibi demiyorum ha, gerçekten önemli. Çünkü millet odaklı, insan odaklı, seçmen odaklı siyaset uzunca bir zamandır yapılmıyordu. Kaşının altında gözün var, gözünün üstünde kaşın var. Sen niye sarışınsın, sen niye esmersin, sen niye gözlüklüsün, sen niye yüzün burada, seninki niye öyle, seninki niye öyle, seninki, 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 seninki. Bir kakofoni ve gerçekten niçin kavga ettiğimiz, niçin birbirimize kötü baktığımız, niçin değerler üzerinden birbirimize saldırdığımız, kelimeyi bilerek kullanıyorum, niçin birbirimize küstüğümüzün belli olmadığı ama buna karşılık muhteremlerin hiç rahatlarını bozmadan seçim zamanı oy aldığı bir düzeni yıktınız. Hep beraber yıktık. Ya Allah razı olsun hepinizden. Gerçekten. Şimdi muhteremleri bir de yoruyoruz ki aklınız durur. Çok yoruluyorlar, alışmamışlar. Şimdi dolayısıyla bu millet bizi çağırıyor sözü gerçektir. İktidara geldiğimiz, geliyor olduğumuz gerçektir. Ve en son olarak birlikte, hep birlikte makulü bu ülkede inşa ettiğimiz doğrudur ve gerçektir. Milletimizin bu makulü anlayıp, bu makulü özlediği, kavgadan bıktığı, huzur istediği ve bu makulün çevresinde, yanında, yöresinde toplandığı da gerçektir, doğrudur. Ha şimdi bu biraz tabii rahatı kaçanların sinirini bozdu. Her birimizin bu sinir bozukluğu karşısında karşılaştığımız, karşılaşacağımız pek çok şeyler olacak ama biz şerbetliyiz. Bu konuda şerbetliyiz. Dolayısıyla orada hele şu salona bakıyorum da dayak yerim posta yemem abi geleneğinden gelenler olduğu için. Şuradan girecek, buradan çıkacak. Ve en son Allah'ın izniyle şu salonu şereflendiren sizlerin ve Türkiye genelindeki bu iyi ve cesur insanların iradesiyle Türkiye'yi aşağı doğru çeken Bangladeş yapma üzerinde hızla ilerleyen, vatandaşın vatandaşa, komşunun komşuya düşman edilme yolculuğunun sebep olduğu bu ucube sisteminde inşallah bu iradeyle, bu salonu dolduran, şereflendiren sizlerin iradesiyle ortadan kalkacağı, demokrasinin, hukukun üstünlüğünün, adaletin, eşitliğin, hürriyetin, liyakatin, şeffaflığın, hüküm süreci yeniden hayatımızda hakim olacağı ve buna bağlı olarak Durmuş Bey'i, Durmuş abi'yi her gördüğümde aklıma gelir. Onu karşımda duruyor da tekrar söyleyeyim. Bir gün sormuştum ekonomi nasıl düzelir diye. Bana demişti ki ekonominin patronu güvendir. Yani demokrasidir, yani hukuktur, yani adalettir. Dolayısıyla bütün bunlar olduğunda ekonominin de düzeldiği, çünkü Türkiye'nin gerçekten kaynakları var. Türkiye'nin potansiyeli çok yüksek. Hem insan hem diğer kaynakları çok yüksek. Ve bunların israfla, kayırmacılıkla, liyakatsizlikle ve yolsuzlukla darma duman edildiği bu tek adam partili cumhurbaşkanlığı sisteminin demokrasiyle, oylarımızla, milletimizin oylarıyla değiştirildiği ve yeniden hukukun, adaletin, demokrasinin tesis edildiği bir parlamente iyileştirmiş, güçlendirmiş parlamenter sistemi gerçekleştirecek onun lokomotifi olan kadro burada. Bu kadroya bugün çok değer verdiğimiz, hepinizin aslında yakından tanıdığı, çok değer verdiğimiz birçoğumuzun abisi, bazılarımızın arkadaşı ve hakikaten bazıları benim abimin arkadaşları, abi dediğim
çok saygı duyduğum, çok büyük partimize güç, kuvvet ve katkı yapacak değerli büyüklerim değil mi? Aramızdalar. Partimize katılıyorlar, ailemizi büyütüyorlar ve bizi şereflendiriyorlar. Hoş geldiniz, sefa getirdiniz. Allah razı olsun. Teşekkür ediyorum. O nedenle buraya toplandık. Sözü uzatmıyorum ve burada bulunan herkesi ve aynı zamanda aramıza katılan, önce gönlü bizlerle olan ama bugün beden olarak da bizimle beraber olmak için bu salonu şereflendiren büyüklerimize, çok değerli arkadaşımız olanlara, arkadaşlarımız, değerli büyüklerimize hoş geldiniz diyorum, saygılar sunuyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ben burada duruyor muyum? Genel başkanımıza konuşmalar için teşekkür ederiz. Efendim sizi 5 dakika kürsünün önünde. Buradan mı duracağız? Evet efendim. Genel başkanımız Sayın Ali Koçu, hukukçu.